Abi karşıya geçeceğim, sıra bekliyorum. O derece kalabalık, baksanıza. Dışarıda gitsem problem var mı? Yok diyor. Şeriat olayı sadece ve sadece burada yaşayan... Thank you. How much masaj? Burada masaj yapıyorlar. Dün masaj oldum burada, 6 dolar. Ne oluyor böyle, olay çıktı. Şimdi herkese Kuala Lumpur'dan selamlar, sevgiler. Bu videoda sizlere buranın gece hayatını göstereceğim. Ben çok şaşırdım, eminim ki siz de şaşıracaksınız. Bildiğiniz üzere Malezya şeriatla yönetilen bir ülke. Ama Kuala Lumpur çok farklı bir dünya. Ve burayı sizlere bugün göstermek istiyorum. O zaman hadi videoya başlayalım. Bu videoyu çekmek için özellikle buraya geldim. Burası neresi? Burası Butik Bintang olarak geçiyor. Kuala Lumpur'un en meşhur, en bilinen yeri. Akşamları burası çok hareketli oluyor. Bu sokağın girişi böyle sağlı sollu, her tarafta sokak yemekleri var. Yiyebileceğiniz bu şekilde meyve, sebze, her şey buradan alabiliyorsunuz. İlerledikçe ileride masaj olsun, kulüpler olsun, gece hayatı olsun daha da farklı hal alıyor. Buraları sizlere göstermek istiyorum. Geldiğim 3 gün oluyor. Her gün böyle kalabalık. Birazdan ileride de göstereceğim sizlere. Burada da kuzu çevirme yapıyor bak. Oo, süper. Bu arada videoyu izlerken çok kişinin hala maske taktığını göreceksiniz. Bu aslında, yani şu anda öyle bir zorunluluk yok. Ama bu daha önce de, yani bu malum hastalık olmadan önce de yaygındı. Asya bölgesinde maske takılıyor. Takıyorlar yani. İşte bu galiba hani pis büyük şehirlerde olsun veya işte hani şey yapmak için, o pis havayı solmamak için takıyorlar. Ama zorunlu değil. Her yer dolu. Burada da bak böyle menüleri ellerinde tutuyorlar. Bakabiliyorsun. Fiyatlarına bakıyorsun. Beğenirsen oturup yemeğini yiyebiliyorsun. Böyle sağlık. Thank you. Thank you. Burada authentic food asking from Thailand. Thank you. Coconut is mango. You from Thailand? No sir, but our ice cream is from Thailand. Ah, good, nice. Yeah. Abi Çinli zaten Tayland dondurması satıyor. Burada Çin nüfusu inanılmaz çok. Buraya gelmiş, yerleşmişler zamanında. Burada işler yapıyorlar. Hani o konuda bayağı şeyler. Bayağı aktifler. Burada birçok yerde zaten dükkanları falan her şey var. Şu kalabalığa baksanıza. Şu an akşam saat 10. Burada ne satıyor? Böyle meyve satıyor. Burada böyle tüm meyveleri bulabiliyorsun. Hazır şekilde alıp yiyebilirsiniz. Ha? Sokağın ilk başından yukarıya kadar her taraf mekanlar dolu, kalabalık. İşte buranın
kendi insanların da alım gücü yüksek olduğu için kalabalık abi. Çünkü insanlarda para var. Yani burada en kötü $850 para kazanıyorlar. Yani askeri ücret öyle diyelim. Bu askeri ücret bir de ülke ülke değişiyor. Yani şöyle askeri ücret diye bir şey olmuyor aslında. Ama hani minimum sorduğun zaman kaç para alıyorlar diye ortalama $850. Ama devlet burada çok yardım ediyor. Devlet özellikle bir de Malaylıysa o yardım etmediği hiçbir şey yok. İnanılmaz yani o konuda güzel yaşıyorlar. Abi karşıya geçeyim sıra bekliyorum. O derece kalabalık baksanıza. Şuraya bakar mısın ya? Bu var ya Gili'de böyle vardı. Videoyu izleyenler bilir. Var abi. Lobster'lar, kalamar. Her şey burada bak balıklar, mantar bu. Burada seçiyorsun. Hemen hazırlayıp veriyorlar. Çok iyi. Harika. Benim ilk geldiğim gün gece saat 1'de buradaydım. Bir arkadaşla buluştuk. Bir yere oturduk. Biraz muhabbet falan derken sabah 4 oldu. Sabah 4'te bile çok kalabalıktı. Sabah 4'te burası var ya bak uyumuyor. Burası sabaha kadar böyle. Yani bu kadar kalabalık olmasa da ama kesinlikle kalabalık ve her yer açık. Hiçbir yer kapatmıyorlar sabaha kadar. Ben açıkçası Kuala Lumpur'u böyle beklemiyordum. Kuala Lumpur çok canlı ama nasıl olması? Hem çok zengin, çok düzenli. Bu kadar kalabalık olmasına rağmen trafiğin düzenli, o binaların her şeyin düzenli bir şekilde olması. Yani buraya çok planlı bir şekilde yapılmış, çok belli. Çok iyi yani gerçekten. Ortama baksanıza. Burada da domuz şey yapıyorlar. Bunu aşırı seviyorlar bunu. Böyle yağlı galiba. Bu şekilde birçok yerde gördüm. Görmeye de devam ediyorum. Nereye gidersem karşıma çıkıyor şu. Burada da kızartılmış. Alabileceğiniz böyle. Tavuk olsun, diğer ürünler olsun. Abi de bak görüyorsunuz Çinli. Burada da böyle hediyelik şeyler satıyorlar. Burada da evet aynı şekilde. Bu sistemi Asya'da birçok yerde görebilirsiniz. Seçiyorsunuz hemen anında yapıp sizlere veriyorlar. Şu bizdeki köfte gibi. O pork diyor. Şey domuz eti. Ve böyle birçok yerde de meyve. $3, okay. Watermelon. Okay. One please. Okay. Watermelon. Yeah. Duydunuz az önce 3 ringgit dedi. Bu da yaklaşık 70 sent galiba yapıyor. 60 sent o civarlar. Çok iyi. Burada da durian satıyor. Hazır böyle. Fiyatları da üzerinde yazıyor. $24. Burada çok pahalı. Aşırı. Burada niye böyle bilmiyorum. Endonezya'da, Bali'de çok daha uygun. Belki burası turistik yeri olduğu için olabilir. O zaman hadi devam edelim. Şimdi bu arkadaş burada durian satıyor. Ben de bundan aldım. Tadına bakmak istiyorum. Aşırı pahalı burada ama tadına bakmak istiyorum. Çünkü Endonezya'da, Bali'de birçok kez yedim. Çok da seviyorum. Bunların çok çeşitli tatları var. Yani çok çeşitli. Bazıları böyle daha tatlı, bazıları tatlı. Ben tatlı olanını çok seviyorum. Böyle beyaz çikolata gibi oluyor. Şimdi bunu müsaadenizle denemek istiyorum. Deneyin. Gelirseniz Asya bölgesine deneyin derim. İnanılmaz güzel ve çok vitamin. Yani bunu araştırdığınız zaman böyle eldivenler de var.
Çünkü şey oluyor elin. Bunu giyelim abi. Beyaz çikolata, beyaz çikolata. Bak, tarif et desen beyaz çikolata diyorum. Bu kadar. Tatlı, bir de en sevdiğim olan bunlar ya, var ya, çok güzel. Abi çok güzel. Can I ask you something? From where this durian coming? I don't know. Elim. From Elim. Okay. From durian hakkında bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Bali'de eğer yediyseniz birçok kişi sevmiyor veya beğenmiyor. Bali'dekilerin tadı çok farklı. Bali'de benim en iyi, en güzel yediğim bu durianlar Bangkok'tan gelenler. Bir de şimdi bunu yedim ya. En bu zamana kadar yediğim en iyi durian diyorum ya, çok fark var aralarında. Tatlı, böyle beyaz çikolata tadı var. İnanılmaz, deneyin. Sokak yemeklerin olduğu, durianın olduğu sokak hemen sağ tarafta kalıyor. Oradan geldikten sonra bu sokağa geliyorsun. Burası da Kuala Lumpur'un artık simgeleşmiş, en çok bilinen ve en çok sevilen gece hayatı da burada oluyor. Burayı gezeceğiz. Şimdi bu ikiz kuleler var ya, ikiz kulelerin tarafında akşam orası kalabalık olmuyor. Çünkü hiçbir şey yok etrafında. Büyük binalar sadece şey var. Ama gece artık buraya kayıyor iş ve bütün ortam burada oluyor. Şöyle şimdi burayı gezmeye başlayalım. Türkler her yerde. Bak burada da arkadaş. Merhabalar, nasılsın? Merhaba, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Böyle hem çalışarak hem de dünyayı mı geziyorsun? Ben 16 yaşından beri dünyayı geziyorum. Ben şu an 27 yaşındayım. Şu an 30. ülkemdeyim. Normalde Güney Amerika'daydım. İşte 5-6 yıl falan oldu. Oraya gezdim. Asya'ya geçeyim dedim. Böyle geziyorum. Çok iyi, çok iyi. Mükemmel. Çok iyi. Gittiğim ülkede sokaklarda gösteriyor. Para kazanıyorum. Harikasın. Süper bir şey. Ben az önce yanımda çok iyiydi. Nemlik kanalı var. Yanaştım. Öyle mi? Hemen yanaştım. Ben 5 aydır telefon ve sosyal medya kullanıyorum. Normalde hiçbir şekilde kullanmıyordum. Evet. Ya sonra yaparsan o kadar geziyorsun. Yapman güzel olur tabii. Hani insanlara onları göstermek için. Ben bilmiyorum sosyal medyayı. Hiçbir şekilde öyle. Ben bayağı şeyim. Teknolojiden uzak birisiyim. Evet. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gece 2-3, sabaha karşı 3-4 olsun, buralar hep böyle. Bunlar da hiçbir yeri kapatmıyor. Hepsi duruyor, öyle söyleyeyim. Bu dönerci mesela, dün ben burada saat 4'te döner yedim. Hello. Burada. From Irania, ya? From Syria. Ya, Suriye? Ya. Abi burada çakmak satıyor. Şu dükkan sahibi bunda Suriyeli. Şavorma diyorlar. İranlılar da şavorma diyor. Ben Bali'de gördüm. Açıldı. İranlı açtı. Şavorma yazmış. 40 yıllık dürüm şavorma nasıl oldu ya? Ben anlamadım ki yani. Thank you. Burada da seçiyorsun, işte nargile içebiliyorsun burada. İleride Arap Sokağı var. Oradan da geçeriz birazdan. Orayı gösteririm sizlere. Masaj ve diğer yerlerde göstereceğim sizlere. Şu anda bulunduğumuz bölge burası. Tam merkezi yer bura. Göstermek istiyorum. Yani sanki Amerika'da girmiş gibi hava veriyor. Ya zaten bu ikiz kulelerin mimarı Amerikalı. Yani burayı biz nasıl özene özene yaparız diye adamlar düşünüyor. Amerika'dan bir tane mimar geliyor. O yapıyor. Ve burayı da, buranın yapısı da, bu meydanın yapısı da Amerika'ya çok benziyor. Çünkü Amerikalı mimarlar tarafından yapılmış, çizilmiş.
karşıya geçelim. Hızlı geçin bari, şey olsun. Burada alkol, her şey satılıyor. Hayat kadınları bile var. Hatta geçerken de göreceğiz diye düşünüyorum. Şöyle bir durum var. Burada şeriat olayı sadece ve sadece burada yaşayan Müslümanlara geçer. Yani eğer burada yaşıyor ve Müslümansa ona geçerli. Turistlere geçerli değil. Yurt dışından gelen insanlara geçerli değil. Kesinlikle burada istediğiniz gibi. Ben dün bir bira aldım. Meydanda oturdum. Hiçbir sıkıntısız içtim. Hiçbir problem yok. Rahat, gayet güvenilir bir, güvenli bir yer. Onu da söyleyebilirim. Bizim geldiğimiz sokak şuradan. Burayı göstereceğim sizlere. Daha sonra o diğer bölgeyi göstereceğim. Birçok Arap market ve restoranlar var. Bak burada da gördüğünüz gibi. Aynı şekilde nargile. Nargile salonları da bayağı çok. Thank you. Thank you. Böyle lüks otellerin olduğu bir sokak. Burası Kuala Lumpur'un seviyesi, Amerika'yla bile kıyaslanır. Burada yok yok. Yani seviye gerçekten çok yüksek. Yani zenginler, süper zenginler var burada. Kaç gündür buradayım. Öyle arabalar görüyorum ki, öyle mekanlar var ki, öyle oteller var ki. Yani hiçbir ülkeden geri kalmaz. Kuala Lumpur için geçerli tabii ki. Burası için geçerli. Ha, diğer yerleri nasıl bilmiyorum. O ikiz kuleler var ya, ikiz kulelerin içerisinde bir AVM var. Yani abi, o nasıl bir şey yapmışlar öyle içerisi? Yok yok. Ortam böyle, görüyorsunuz. Markalara baksana. Armani, Rolex ileride. Louis Vuitton, hepsi burada. Rolex bak. Bukit Bintang, bak bu sokağın adı. Bugün gösterdiğim tüm yerler zaten Bukit Bintang olarak geçiyor burası. Bir de buradaki kızlar beyaz tenli oluyor. Bir de bunlarda bir melez var. Hani burayla Çinliler arası çok güzel kızları var ya. Gerçekten onu da söylemek istiyorum. Yani abi ne güzelliktir öyle. Şey değil. Gerçekten güzeller. Yani beyaz tenli, bir de çekik gözlü oluyor. Ya düşün, Endonezyalıları böyle daha çekik gözlüsün. Beyaz tenlisini düşün. Öyle. Güzel. Burada lüksün sınırı yok. Sınır olmadığı gibi fazlası var diyebilirim. Her taraf böyle. Her taraf böyle. Yani bir bölge sadece bu yoğun değil. Böyle gidiyorsun, ileride de var. Arkaya gidiyorsun. Her tarafa yapmışlar. Böyle yüksek binalar.
O ikiz kuleleri var ya. Onun gibi kaç tane var biliyor musun? Ben şey zannettim. Hani buranın en yüksek şeyi falan. Hikaye o sadece ucu öyle şey olduğu için. Sivri gittiği için. Abi onun gibi 50 tane var gökdelen onun büyüklüğünde. 50 tane en azından var etrafında. İleriye doğru devam edelim. Burada disco tarzı bir yerler bulamazsınız. Küçük bar tarzında içeri gittiğinizde nargile işte alkol gibi şeyler içebiliyorsunuz. Ama böyle sesli müzik veya böyle aşırı bir disco tarzında bar tarzında yok. Bu şekilde izin vermiyorlar. Daha küçük çaplı kafe tarzında içeri girip içeride içebiliyorsun. Yani pek yaygın değil o konuda burada. Ama şunu diyorlar, buradaki otellere, bu lüks otellerin içerisinde çok güzel barlar var. Yani eğlenebileceği adam çıkmıyor. Yani dışarıda değil de daha çok böyle mekanların içinde yapılmış barlar var. Oralarda eğleniyorlar. Asya'da birçok yerde 7-Eleven'leri görmüşsünüzdür videolarda veya gittiyseniz. Burada da 24 saat açık. Doğu taraflara. Buradaki Araplar falan Türk olduğunu duydum. Tabi saygı gösteriyorlar, seviyorlar Türk'te şey değil. Ama buranın yerlisi Malaylar var ya, inanılmaz Türk aşığı, inanılmaz seviyorlar. Gerçekten bak Türk'üm dediğin gibi ooo falan hep böyle çok sıcakkanlı karşılıyorlar. Yani bu bir gerçek. Yani Türkleri burada çok seviyorlar. Bunu söyleyebilirim. Bunlar hızlı tren. Her yere gidebiliyorsunuz bununla. Nasıl ama? Böyle Amerika gibi değil mi? Sokağa baktığın zaman hiç böyle Asya ülkesiymiş gibi durmuyor. Bak biz bu sokaktan geldik. Şimdi ışıklandırmamış ama görüyorsun yüksek binalar bak yine tekrar orada da var. Birazdan öbür tarafa gideceğiz orada da var. Şurada dedim ya hayat kadınları bak şurada bekliyorlar. Thank you. How much massage? 70. Okay. O gördüğünüz kadınlar masaj için değil abi. Şu anda zaten 11'e geliyor. Bu saatte masaj mı olur? Hep böyle işte farklı şeyler için duruyorlar. Birçok yerde var böyle. Burası komple yani Arap sokağı diyebiliriz. Burada tüm yemekleri bulabiliyorsun. İşte döner olsun, diğer Arapların mutfağına ait yemekleri burada bulabiliyorsunuz. Baklava, tatlı, işte ne bileyim böyle şeylerin hepsi var. Bir de böyle bu yeşil giyine bunlar bir de burada şey var. Bu şeriattan dolayı ahzap polisleri var ama sadece buranın insanlarına karışıyor. İşte el ele tutuşma veya işte ne bileyim öpüşme olur veya bar farklı bir şekilde bunlara kontrol ediyorlar ama şey değil. Yani bu yabancılar için geçerli değil, turistler için geçerli değil. Buranın yerlileri için geçerli. Bu arada baksanıza iki katlı adamların otobüsleri var böyle. Çok iyi değil mi? Yani ulaşım burada hızlı tren.
Hemen altında al sana böyle çift katlı otobüsler. Taksiler zaten Grab var. Ondan sonra diğer normal taksiler var. Motor taksiler var. Uyguna gidiyor. Hangisini istersen. Burada da işte hayat kadınları ve lady boylar var. Tabii kamerayı görünce şey yapıyorlar, çekiniyorlar ama buralarda işte bu işler de dönüyor. Burada masaj yapıyorlar. Dün masaj oldum burada, $6 ayak masajı. Ama doğruya doğru söylemek gerekirse Bali'nin yanından geçemez. Yani normal bir düzeydeydi. Ben bir daha yaptırmam o şekilde. Thank you. Yeah, Mohamed, I make the video. O da gördünüz şeyde Ladyboy'du. Çok var burada ya. Ben böyle bu kadar, bir de şeriat falan, hani ben daha farklı bekliyordum. İnanılmaz çok Ladyboy'lar var. Hayat kadınları var. Bu sokakta özellikle. Yani bayağı şey. Sağ tarafta da yine farklı olayların döndüğü masajlar var. Good, how are you? Thank you. Thank you. Thank you. Ya da bu gördüğüm ikinci kavga. Gördüğüm ikinci kavga. Çok değişik. Tam da böyle bir yerde, baksanıza, tam böyle merkezi olan bir yerde. Dün de birini gördüm. İki erkek dövüşüyordu, kavga ediyordu. Bir değişik bir şey var burada. Ben bir yıl olacak Bali'de bir defa kavga görmedim. Burada şurada da sağda da yine masaj olayları dönüyor. Farklı tabi. Bir de buraya ait galiba bu. Şu KK yazan 24 saat açık. Burada alkol de satıyorlar. Her şey var, alabiliyorsun. Ben de şimdi bir tane alacağım. Hello. Şimdi kendisine de sordum, hani gitsem, dışarıda gitsem problem var mı? Yok diyor. No problem, outside drink ya. Okay. Oh sorry, thank you. Bir sorun yok, zaten biliyordum da hani siz de duyun diye şey yaptım. Bir sıkıntı olmuyor. Dediğim gibi turistlere geçerli değil. Yani bu turistler istediği gibi burada tatilini yapabilir, takılabilir. Bu şekilde, bak aldım elime bir ayla. Birazdan şimdi o meydanda konser gibi bir şey yapıyorlar. Orada oturup içeceğiz. Hadi geçelim. Ooh.
buraya kadar olsun. Kuala Lumpur'dan hepinize selamlar, sevgiler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel, yok yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzeller.